Hüvel hakkul melikül mübin, Muhammedur Resulullahi sadikul va'dil emin. Kâlallahu teâlâ fî kitâbihil hakîm, estaîzü billâh, bismillahirrahmanirrahîm. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. محترم müminler, kıymetli Müslümanlar, görüldüğü gibi zamanımızın bunca fesatları, fitneleri, haramları, günahları, cürümleri, fenalıkları içerisinde, bunca fenalıkların, felaketlerin, fesatların, fitnelerin içerisinde mümin kalmak herhalde takdir edersiniz ki oldukça zordur. Hatta peygamberimizin tasviriyle çıplak avucun içinde köz dediğimiz kıpkızıl meşe odununun köz haline gelmiş olan o kor parçası, köz parçası ateşi çıplak avuçta taşımak kadar güçleşmiştir. Avucunun içinde ateş taşımak nasıl sıkıntılı, azaplı, kahırlı ise böyle bir toplumda imanı taşımak da aynı sıkıntıyı ve aynı zahmeti, aynı külfeti. Eğer bu zahmeti, bu külfeti hissetmiyorsak demek ki imanın henüz hayatımıza yansıması söz konusu değil. Eğer böyle bir toplumda, böyle bir ortamda rahatsız değilsek, avucumuzdaki ateşi bir an evvel bir yere atmak gibi sabırsızlık yoksa, bu toplumdan, bu gidişattan, bu siyasetten, bu ticaretten, bu alışverişten, bu caddelerden, bu çarşılardan, bu sokaklardan rahatsız değilseniz, vallahi imanınızda bir eksiklik var. Bak yeminle söylüyorum. Açık saçık dolaşan bir kadının Müslüman olduğu halde, o haliyle hem Müslümanım diyor, hem de çıplak dolaşıyorsa, onun halinden, onun akıbetinden, onun ahiretinden eğer diğer müminler rahatsız değilse, o kişide bir iman eksikliği veya bir imanda bir bozukluk var. O bakımdan meseleye iman açısından yaklaşmak lazım. Her yerde, bütün konferanslarda, bütün çalışmalarda, bütün konuşmalarda, kürsülerde, hutbelerde İman esaslarını, imani konuları anlatmak lazım. Vallahi imanı korumak zorlaşmıştır. İmanı muhafaza etmek zorlaşmıştır. Cennete gitmek zorlaşmıştır. Cehenneme gitmek kolaylaşmıştır. Allah'ın Resulü 14 asır önce, yani 1400 sene önce bu hadiseleri ve bu gelişmeleri, bugünkü halleri çok İnsanı çok ürküten, çok korkutan bir hadis-i şerifiyle şöyle beyan ediyor. Buyuruyor ki, Setekûnü fitenün kıta'in leylil muzlim. Setekûnü fitenün kekıta'in leylil muzlim. Yakın bir gelecekte gecenin karanlıkları gibi, hani zifiri karanlık tabir ederiz. Kapkaranlık. Gecenin kapkaranlık vakti gibi o karanlıklara benzer, o karanlıkların koyuluğunda, dehşetinde öyle fitneler zuhura, meydana gelecek ki 1400 sene evvel Cenab-ı Hak-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Yusbihu racülü müminen ve yumsi kafira. Yusbihu, Arapça sabah kelimesi buradan geliyor. Sabahleyin evinden çıkarken mümin olarak çıkacak ve yümsi kafira, akşam evine dönerken kafir olarak dönecek. Bak 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 bak. Sabahleyin Müslüman çıktı,
o sokakların, caddelerin, çarşıların, çalıştığı tezgahların fitnesine, felaketine bakın ki akşam evine kafir olarak dönecek. Konuşmalar, hadiseler, demeçler, beyanlar, izahlar, gazeteler, televizyonlar, çalışmalar, konferanslar kişiyi imanından mahrum edecek. Çünkü bir kimsenin mümin olması nasıl ki diliyle ikrar ediyor ağzımızla mümin olduğumuzu, mümin sıfatını taşıdığımızı ağız yoluyla kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyerek ağız yoluyla mümin olduğumuzu ifade ettiğimiz gibi Allah korusun yine ağız yoluyla mümin olmak nasıl mümkünse ağız yoluyla kafir olmak da siz söyleyin mümkündür. Ağız yoluyla. Düşünmeden konuşanlar var, anlamadan konuşanlar var yahut çeşit çeşit tepkiler, tesirler altında kalıp konuşanlar var. Kelime-i küfür var, elfaz-ı küfür var, insanı dinden çıkaran kelimeler var. Bilinmeden, anlaşılmadan, meselenin temeli bilinmeden konuşulan sözler var. Her bir söz sahibini sorumlu kılar. Bazı sözler var ki imandan mahrum eder. Bazı sözler var ki haram olur, bazı sözler var ki fitne olur, bazı sözler var ki insanı sapıklığa götürür. Onun için yine Efendimiz Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki men yadman li ma beyne lihyeyhi ve ma beyne ricleyhi edman lehül cenne. Çok kuvvetli hadis. Yani sıhhati en kuvvetli olan hadislerden birisi budur. Buyuruyor ki men yadman li ma beyne lihyeyhi. İki dudağının arasındakini, iki dudağın arasında ne var siz söyleyin? Dil, dil. Bak dilimiz var. İki dudağının arasındakini ve iki bacağının arasındakini. Ve ma beyne ricleyhi. Arapça ricil, ayak demek veya bacak. İki dudağının arasındakiyle, iki bacağının arasındakini kim garanti ederse ben de cenneti ona garanti edeyim. Efendimizin mübarek sözüdür. Hakikaten bugün insanların sapıklığı bu iki şekilde oluyor. Bu iki noktaya, bu iki organa diyelim, bu iki hususa ne kadar hakim olabiliyoruz? Ağzımızdan çıkan kelimelerin nerelere gittiğini ne kadar düşünebiliyoruz? Ne kadar işin farkındayız? Ne kadar işin sorumluluğunun idrakindeyiz? Bütün bunlar mümin olmanın çok ciddi bir mesele olduğunu, imanı muhafaza etmenin çok çetin bir mesele olduğunu bize ifade ediyor. Cenab-ı Hak mümin sıfatıyla yeryüzünde yaşayan ve yine bu sıfatla ebedi aleme göçen salih ve bahtiyar kullarından bizi de eylesin inşallah. Kardeşler, işte şimdi bu mevzuda Nisa Sure-i Celilesi'nin 136. ayetini size okudum, arz edeyim. Ya eyyühellezine amenu. Kur'an'da çok sık geçen bir ifade biliyorsunuz. Ey kendilerine Allahu Teala'nın imanı nasip ettiği kişiler. Bir topluluğa hitap ediyor. Ya eyyüha, ey. Hani Türkçemizde ey falancalar, ey falan köyün halkı, ey topluluk. Arapçada ya eyyuha tarzında ifade ediliyor. Ya eyyuha, ey ellezine amenu, iman edenler. Çok özel bir hitap şekli. Ey Cenab-ı Hakk'ın kendilerine imanı nasip edenler. Çünkü iman Allah tarafından bir insana Rabbimizin nesidir siz söyleyin? Nasibidir. Allah'ın bir lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır. Yani bir bakkaldan, bir dükkandan, bir marketten, bir mağazadan gidip iman alamazsınız. Bedeli yoktur, ücreti yoktur. Gideyim de benim cumhurbaşkanlığımdan bir iman alayım, alamazsınız. Peygamber Efendimizin bile kimseye iman verme selahiyeti yoktu. Allah'ın Resulü sevdiklerine
akrabalarına, yakınlarına, hepiniz biliyorsunuz, öz amcası Ebu Talip, kainatın efendisini kolladı, korudu, muhafaza etti ama sonunda Habib-i Zişan, öz amcası Ebu Talib'e kalbine imanı koyabildi mi, koyamadı mı? Koyamadı. İman Allah'ın işidir. Allah'ın lütfudur. Allah'ın ikramıdır. O bakımdan biz şurada bulunan siz kardeşlerime hitap ediyorum ve sizin şahsınızda dünyadaki bütün Müslümanlara hitap ediyorum ki Allah'ın bize mümin olmayı nasip etmesi, Allah'ın 6,5 milyar insan içinde bize özel bir ikramıdır. Bunu böyle bilmedikçe imanın lezzetine ulaşamayız. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Çok iyi süslemek lazım, çok iyi beslemek lazım, çok iyi değerlendirmek lazım. Vallahi mümin olmak kolay bir şey değildir. Mümin olmanın sorumlulukları var. Mümin olmanın mükellefiyetleri var. Mümin olmanın ciddiyeti var, şahsiyeti var, haysiyeti var, ciddiyeti var, cibilliyeti var, ehliyeti var, emniyeti var. Mümin olmadan emniyet sahibi olamazsınız. Mümin olmak doğrudan doğruya Allah'ın rızasına, rahmetine, cennetine aday olmaktır. Mümin olmak cennet dediğimiz hadisenin, Allah'ın rızası dediğimiz o yegane gayemizin önünde namzet olmak, aday olmak ve Allah'ın rahmet kapısına gelip dayanmak demek. Bunları çok iyi bakıyorum da müminler imanın önemini, ciddiyetini, hakikatini, mahiyetini gerektiği şekilde üzerinde durmuyorlar. Onun ne kadar mühim bir cevher olduğunu farkında değiller. Onu korumanın, onu tutmanın, onu yaşamanın kavgası içinde değiller. 3 günlük dünyanın kavgası içindeler. Eşyanın, maddenin, toprağın, havanın, suyun, güneşin kavgasını veriyorlar. Halbuki imandan daha mühim bir hadise yoktur. Efendimiz yine buyuruyor ki, Muaz İbni Cebel'e hitaben, Muaz İbni Cebel malumunuz çok büyük sahabi. Kumandan sahabilerden birisi, radıyallahu anh. Ya Muazu, ey Muaz, le'en yehdiyallahu bike racülen, yehdiye, hidayet kelimesini biliyorsunuz. Yani bir kişiye Müslüman olmanın nasip olması, bir kimsenin mümin olması, Müslüman olması, onun hidayete ulaşması demek. Yani hidayet nasip oldu demek, yani adam Müslüman oldu, mümin oldu. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, لَاَنْ يَحْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا Ey Muaz, senin sebebinle, senin vasıtanla, senin gayretinle, Allah'ın bir kişiye Müslümanlığı nasip etmesi, bir kişinin senin elinle, dilinle, sohbetinle, tesirinle, senin anlatmalarınla, çalışmalarınla, tek kelimeyle senin sebebinle bir kimsenin Müslüman olmasının neticesi hayrun leke mimma talaat aleyhi şems, üzerine güneşin ışıklarının değdiği, yani güneşin aydınlığı altında kalan dünyanın tamamına sahip olmaktan daha hayırlıdır buyuruyor. Bir kişinin Müslüman olmasına sebep olmak, üzerine güneşin doğduğu dünyanın tamamına sahip olmaktan vallahi daha hayırlıdır. Niye? Üzerine güneşin doğduğu dünyanın tamamı sizin olsa, kabir kapısından içeriye sokamazsınız. Sokabilir misiniz? Dünya burada kalır. Ama iman öyle bir cevherdir ki kabirin içine girer, kabirin içinden çıkar, mahşeri deler, hesap gününü deler, ahirete gider, Allah'a ulaşır. Öyle bir cevherdir, öyle bir ışındır. Dünyanın en mükemmel malları, eşyaları, maddeleri, mevcutları gelir kabir kapısına çakılır kalır. Sokamazsınız içeriye. Ama iman, ama İslam kabirin içine girer. Kıyamet sabahı kabirden çıkar, mahşere gelir, hesap gününü kuşatır, oradan devam eder, cennete girer ve sahibini cennete götürür. Şimdi söyleyin, dünya mı önemli, iman mı önemli? Mesele meydandadır. Buna sahip olmanın ciddiyetini korumak lazım. Mümin olmanın insana verdiği haysiyeti, şahsiyeti korumak lazım. Mümin olmak kolay bir şey değil, vallahi kolay bir şey değil.
Haydi mümin oldunuz, onu muhafaza etmek kolay bir şey değil. Peygamberimiz buyuruyor, avucunda, çıplak avucunda ateş taşımaktan zordur. Eziliyoruz, üzülüyoruz. Yeryüzündeki müminlerin ezilmesi, sürünmesi, sürülmesi, vurulması, kırılması nasıl oluyor da sizi rahatsız etmiyor? Çünkü niye? Allah mekan ve mesafe belirtmeden, coğrafya farkı aramadan, iklim farkı aramadan, ırk farkı aramadan, renk farkı aramadan, Asya'yı, Avrupa'yı ifade etmeden, dünyanın neresinde olursa olsun müminleri birbirine siz söyleyin ne yapmıştır? Kardeş yapmıştır. Yapan Allah'tır. İnnemel müminune ihvetün ayetini hepiniz bilirsiniz. Yani hadiseye bizzat Cenab-ı Hak kendisi el koyuyor. Yani mümin olanları Cenab-ı Hak kendisi kardeş yapıyor. Bir parlamento filan değil. Anayasa değil, falan değil, filan değil. Bizzat müminleri kardeş yapan kimdir siz söyleyin. Allah'ın kendisidir. Kardeşliğin icabı var. Kardeş olmanın bir numaralı icabı ne diyor? Efendimiz yine buyurmuş. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanın burnu kanadığı zaman o kanı gördüğünde ızdırap çekmeyen bir Müslümanın yüreğinde vallahi iman yoktur. Leysel mümin ellezi la yehtemü bil müslimin feleyse minhum. Bir dünyanın herhangi bir noktasında, köşesinde, bucağında, ikliminde, mekanında, neresinde olursa olsun ezilen bir Müslüman, dövülen bir Müslüman, sürülen bir Müslüman, sürünen bir Müslüman, zulme uğrayan bir Müslümanın karşısında diğer kıtaların, diğer coğrafyaların, diğer ülkelerin Müslümanları eğer o ızdırabı hissetmiyorlarsa, o Müslümanın azabını, ızdırabını yüreğinde hissetmiyorsa o Müslümanlar onlardan değildir. Böyle düşünmek lazım. Mümin olmanın icabı budur. Şimdi ayetimizi devam ettirelim. Vakit azalıyor çünkü. Ya eyyühellezine amenu, ey Rabbi Rahim-i Zülcelal'in kendisine imanı nasip ettiği müminler. Bu hitabın arkasından biliyorsunuz mutlaka bir teklif geliyor. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler dedi mi bekleyeceksin. Arkasından Allah'ın teklifi geliyor. Bakalım burada ne gelecek? Ey müminler, ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi. Ey iman edenler, aminu, iman edin. Bak ilk anda insana tuhaf geliyor. Hem Cenab-ı Hak ey iman edenler diyor, hem de aminu, iman edin. İman etmeyenlere ey iman edenler denmemiş ki, niye böyle bir ifade var burada? Tefsirlere baktım. Ya eyyühellezine amenu, aminu billah. Ey iman edenler, Allah'a iman edin. İşte Nisa suresi 136. ayet. Bu ayetin tefsiri için 240 sayfalık tefsir gördüm. 240 sayfa bir kitap. Ne demek bu? İman ne demek? Ey iman edenler, iman edin. Ne demek bu? İman etmemiş olsaydı ey iman edenler demezdi. Daha niye iman edenler, iman edin diyor. Burada kasıt ne, maksat ne, mana ne, muhteva ne? O kadar geniş, o kadar şumullü ki vallahi saatler değil, haftalarca ders yapsak bitiremeyiz. Çok kısa olarak arz edeyim. Ey iman edenler! Aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezi nezzele ala rasulihi. Allah'a ve onun rasulüne ve rasulüne indirdiği kitaba iman edin demenin bir manası, yani imanınızın icabını yerine getirin. Ya eyyühellezine amenu, mümin oldunuz, tamam. Öyleyse aminu billahi, imanın icabı neyse yerine getirin. Yani inandığınız gibi yaşayın. Bakın burada yaşama konusu çıktı. İnanmak ayrı şey, siz söyleyin, inandığını yaşamak ayrı şeydir. İnanmak bir ölçüde kelime-i tevhidin veya kelime-i şehadetin manalarını kalben tasdik ediyorsunuz, dilinizle ikrar ediyorsunuz, fazla bir sıkıntısı yok. Ama sıkıntı nereden başlıyor? O imanın icaplarını yaşamaya başlamak. Yaşamaya başlayınca sıkıntı başlıyor. Zorluk başlıyor, külfet başlıyor, bela başlıyor, çile başlıyor. Yaşamaya başladığınız zaman, şimdi şöyle diyelim, bir araba, bir otomobil olduğu yerde duruyorsa bir problem yok. Duruyor.
deposunda benzin dolu, her şeyi sağlam, yürüyüşe, trafiğe hazır bir şekilde bekleyen bir arabada sıkıntı yok. Sıkıntı ne zaman başlıyor siz söyleyin. Marşa basıp da arabayı çalıştırıp trafiğe girdim sıkıntı başlıyor. İşte imanın kalpte bulunması buna benziyor. O kalpte bulunan imanı harekete geçirip de hayata, yaşamaya başladığın zaman karşına dikilenler oluyor. Karşına dikilenler oluyor. Zorluklar başlıyor, zahmetler başlıyor. Hakaret başlıyor, işkence başlıyor, zulüm başlıyor. Eğer o noktada da imanın icabını yerine getirebiliyorsan mümin kalıyorsun, getiremiyorsan sinip kalıyorsun. İmanın icabını ya eyyühellezine amenu aminu. Ey müminler, Allah'a ve Resulüne imanınızın icabını yerine getirin. İnanın demek, inancınızı ortaya koyun. Bir hadise, bir vesile, bir sebep olmadan insanların mümin olup olmadıkları nereden belli olacak? Neyle belli olacak? İmanının icabını yerine getiriyorsa bu adam mümin. Birdenbire dönüş yapıyorsa mümin değil. Bu kadar basit. Buna dair çok örnekler var fakat zamanımız çok sınırlı olduğu için o örneklere girmeyeceğiz. İman enerjisi bir insanın kalbine, bilhassa kalp kelimesiyle imanın çok büyük münasebeti var. Kalp dediğimiz şey nedir biliyorsunuz? Vücudumuzun her tarafına, vücudumuzun parmak uçlarına, kıl diplerine kadar yayılması gereken bir madde var. Nedir siz söyleyin? Kan. Bu kanı vücudun her tarafına gönderen hangi organdır? Sesiniz çıkmadı. Kalptir efendi, kalp. Kalp durduğu zaman hayat bitiyor. Hayat maddesi olan kan artık vücuda dağılmıyor, yayılmıyor. Olduğu yerde kalıyor. İşte nasıl ki parmaklarımızın ucuna, bakın şurayı bir lastikle bileğinizi bağlayın, birkaç dakika sonra parmaklarınız ne olur? Ne olur? Uyuşur, kan gelmiyor. Uyuşuk. Bir müminin kalbindeki iman da vücudun her tarafına dağılmamışsa o Müslüman uyuşuktur. Eline hakim değilse, iman. Diline hakim değilse, cinselliğine hakim değilse, gözüne kulağına hakim değilse imanı diyorum. Nasıl ki gözümüze kan gelmediği zaman gözümüz kör oluyor, kalpteki iman da gözümüze hükmetmezse gözümüz haramlara bakıyor, helaldan hoşlanmıyor. Çıplak bir kadına bakarken lezzet alan bir Müslümanın muhakkak gözünde ve gönlünde sakatlık var. Haramları gördüğü zaman, günahları gördüğü zaman, alkolü, içkiyi, meyhaneyi gördüğü zaman tiksinmiyorsa, çekinmiyorsa, kerih görmüyorsa, iğrenmiyorsa, o kişinin kalbinde henüz iman oturmamış ki parmağının ucuna gelsin, gözüne gelsin, kulağına gelsin, eline ayağına gelsin. Kalp çok mühimdir. Kalbin sağlığı, sıhhati iman ile orantılıdır. Bir kalbe iman ne kadar yerleşmiş ve kökleşmişse o kalp o kadar sağlamdır. İman ile alakalıdır. Bu nereden söylüyorsun? Allah'ın kitabından. Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. Kulub kalbin çoğulu. Kalpler ancak ve ancak Allah'a iman ile, Allah'ı zikirle, Allah'a kullukla kuvvet bulur. Tatmin olur, huzur ulaşır. Buna göre kendimizi kıyas edebiliriz. Acaba ne ölçüde imanın halaveti, imanın harareti, imanın asaleti, imanın emaneti, imanın üstünlüğü acaba bize ne kadar hükmedebiliyor? Bu kalpteki imanın kuvvetine, kalpteki imanın şiddetine bağlıdır. Ya eyyühellezine amenu bil aminu billah ve rasul. Allah'a ve Resulüne imanın icabını, imanın gereklerini, imanın hakkını verin. Mümin olmanın hukukunu, mümin olmanın saadetini, mümin olmanın hakikatini hayatınız boyunca yaşamanın mücadelesini verin deniyor.
Amenu, aminu. Ey iman edenler, iman edin. Yani imanın icabını yerine getirmenin sabrını, sebatını, tahammülünü gösterin. Vel kitabillezî nezzene alâ rasûlihi. Rasûlüne inen kitap. Bakın kardeşler, Kur'an'ın üzerinde durduğu konulardan, en çok üzerinde durduğu hususlardan birisi de kitap, kitap, kitap. Daha Kur'an'ın başında biliyorsunuz Elif, La, Mim var. Bakara suresinin hemen birinci ayetinde, bakınız, muhakkak siz de defalarca gördünüz. Elif, La, Mim dedikten sonra ne geliyor? Birkaç kim söylesin. Elif, La, Mim dedikten sonra bir gelen kelimeyi söyleyin. Zalikel kitabu, kitap. Vallahi kitap olmadan İslam olmaz. Kitap olmadan Müslüman olmaz. Âmentü billahi ve melâiketihi, devam edin. Ve kütübihi, bak kitap. Ya şimdi yaşayan Müslümanlara bakıyorum, sanki Allah kitap göndermemiş gibi. Bu kitap niye geldi? Bu kitabın gelişinin sebebini söyleyin, Allah aşkına söyleyin. Bizim cemaatimizin pek çoğuna göre Kur'an-ı Kerim'in gönderilmesi sebebi bir tanedir. Nedir? Bir kimse öldüğü zaman o ölünün çıktığı eve toplaşıp hafızlar okusun diye. Böyle kitap olur mu ya? Böyle Kur'an olur mu? Soruyorsun adama, çocuğuna Kur'an okumayı öğrettin mi diyorsun. Elhamdülillah hocam diyor. Ben öldükten sonra benim diyor mezarımın başında bana okuyacak kadar Kur'an'ı öğrendi diyor. Hay Allah cezanı versin. Yani Kur'an bunun için mi okunur? Yahut Kur'an-ı Kerim bunun için mi geldi? Vallahi Kur'an ile olan münasebetlerimiz, Allah'ı şahit tutuyorum ki, bozuktur. Kur'an'ın manasını, mahiyetini, hakikatini yeryüzü Müslümanları bugüne kadar anlayamamıştır. Böyle bir kitabın, böyle bir ilahi kaynağın sahiplerinin haline bakın, dünyanın haline bakın. Dünyadaki Müslümanların haline bakın. Hristiyanların ellerinde böyle bir şans yok, böyle bir kaynak yokken, Hristiyanların elindeki kitap bozulmuşken, papazların iradesiyle yazılmışken, hiçbir ciddiyeti yokken, ellerinde 4 tane İncil olduğu halde 4'ü de birbirine farklıyken, Hristiyan dünyanın haline bak, bir de dünyanın her tarafında tek bir bozulmuşu olmayan, çözülmemiş, bozulmamış, Allah'ın Resulüne geldiği gibi günümüze kadar intikal etmiş bir kitaba inanan Müslümanların haline bakın. Böyle mi olması lazım? Hristiyan dünyanın birleşmesine bakın, anlaşmasına bakın, uzlaşmasına bakın. Avrupa Birliği'ne bakın, Amerika'nın birlik beraberliğine bakın. Bir de dünyadaki Müslümanların parçalanmışlığına bakın. Parçalanmak lazımsa kitaplarının aslı, orijinalliği, asaleti olmayan insanların parçalanması lazım gelirken, onlar birleşiyor, kitapları bir olan Müslümanlar parçalanıyor. Bu nasıl iman etmektir? Bu nasıl bir tersliktir, yanlışlıktır? Bir terslik var orada yerde. Bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim kitapların en mükemmeli. Hazreti Muhammed Mustafa peygamberlerin, siz söyleyin, Hazreti Muhammedül Emin peygamberlerin en mükemmeli. Kur'an-ı Kerim kitapların en mükemmeli. İslam dinlerin, ama Müslümanlar sürünüyor. Bir terslik yok mu? Soruyorum size. Şuraya geldiniz, sohbet ediyoruz. Kur'an en mükemmel kitap olacak. Peygamberimiz Efendimiz en mükemmel peygamber olacak. Dini İslam en mükemmel din olacak. Yeryüzünün Müslümanları sürünecek. Aklınıza sığıyor mu? Kabul ediyor musunuz bunun neticeyi? İnançlarımıza ters düşüyor. Hayatımızla inancımız birbirine ters. Yaşayışımızla peygamberimiz arasında bir terslik var. Kur'an-ı Kerim'le Müslümanlar arasında bir boşluk var, bir açıklık var, bir terslik var. Gelin bunu anlayalım bugün. Bir yanlışlık var. Haşa, yanlışlık Kur'an-ı Kerim'de olabilir mi? Soruyorum. Öyleyse bizde. Kur'an'da yanlışlık olamaz. Allah'ın kitabında yanlışlık olamaz. Yasin vel Kur'anil Hakim. Bakın Yasin'in başında, Yasin şifresinden sonra ne geliyor? Vel Kur'anil Hakim. Vav-ı kasem, Allah Kur'an'a yemin ediyor. Kur'an-ı Hakim'e yemin ederim ki onda yanlışlık yoktur. Allah diyor bunu. Öyleyse yanlışlık bizde. Yanlışlığımız
Kur'an'ı sadece ölülerimize okumaktan ibarettir. Hiç kimse iş yaparken, bir çalışmaya girerken, oğlunu evlendirirken açıp da Kur'an-ı Kerim'e sormuyor. Benim bu evliliğim, düğünüm, sünnetim, toplumum, içtimam, hareketim, hayatım, tarzım, giyimim, kuşamım Allah'ın kitabına uygun mu diye düşünmüyor. O zaman Kur'an'la aramızda açıklık var. Sabahleyin mahalli radyolardan hangisiydi? Arabada giderken radyoyu açıp dinliyor. Hani dini yayınlar var bazı mahalli radyolarda. Bir kadın soruyor. Bir hocaya soruyor. Hoca efendi diyor, benim eşim diyor, benim kocam babası öldükten sonra analığıyla beraber yaşıyor diyor. Analığıyla yatıyor kalkıyor. Analığıyla karı koca hayatı yaşıyor. Babasından sonra çok genç olan analığını kullanıyor diyor, affedersiniz. Bu diyor günah mı değil mi? Düşünün memleket ne hale geldi. Yani adamda zerre kadar dini gayret, dini hararet, dini mücadele, dini hassasiyet olsa hiç bu ülkede bu soru sorulur muydu? Sorulmazdı. Hiç mümkün müdür? Ama ahlaki çöküntü almış başını gidiyor. Bir memlekette dini değerler, dini duygular çökmeden o memlekette ahlak, siz söyleyin, çökemez. Ahlakın çöküntüsünden evvel inançlar çöküyor. Manevi değerler çöküyor. Ahlaki değerler, dini değerlerle ayakta kalabilir. İnanmayan toplumun ahlakı olamaz. İman etmemiş, imanın icabını yerine getirmemiş toplumlarda ahlak olamaz. Ahlaki çöküntünün, esas çöküntüsünün sebebi dini çöküntüdür, iman çöküntüsüdür, manevi çöküntüdür, ruhi çöküntüdür. Ruh bozulmuş. Ruhun da gıdası dindir, imandır, amentüdür. Bugün soruyorum, hepimiz burada dahiliz, bir de bizim dışımızda milyonlarca Müslüman var. Soruyorum, içinizde amentüye göre yaşamaya muvaffak olmuş adam var mı? Amentüye göre. Nerede? Halbuki hayatımızın prensipleri, değerleri amentüdür. Amentüye göre yaşarsan Müslümansın. O halde amentüye göre yaşayan mümin mi? Bir mücadelenin içerisinde bir ömür Müslüman gayesini, gayretini amentünün içinde tutmaya çalışacak. Amentü billahi. Allah'a inandım diyorsun. Fakat nasıl Allah bu? Allah inancında eksiklik var. Allah'ı hakkıyla tanıma imkanı hasıl olmamış. İnsan bir şeyi tanımadan ona bağlanamaz. Siz kendisini yakinen tanımadığınız bir insana bağlanabilir misiniz? Allah'ı tanımak öyledir. Allah'ı tanımadan Allah'a kulluk yapılamaz. Allah nasıl tanınacak? Amentü billahi demek, ben Allah'a inandım, Allah'ı tanıdım deme. Allah'ı nasıl tanıyacağız? Gözle görülür bir varlık değil ki bakayım da ha rengi şöyleymiş, şekli böyleymiş diyeyim. Elle tutulur bir varlık değil ki şu kadar yumuşak, şu kadar sertmiş diyeyim. Kulakla duyulur değil ki sesi şöyleymiş diyeyim. Allah'ı tanımanın yolu, Allah'ı tanımanın çaresi nedir? Bir kardeşim söylesin. Allah'ı bize tanıtan bir kitap var. Hangisidir? Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabından daha mükemmel Allah'ı tanıtan olur mu? Allah'ın kitabı evvel Allah'ı tanıtır. Allah'ı tanıtıyor. Peki Allah'ın kitabını başından sonuna kadar manasıyla bilmeyen Allah'ı tanıdığını söyleyebilir mi? Söyleyemez. İşte bak yine Kur'an'a dayandı. Biliyorsunuz her aletin, her elektronik cihazın bir tanıtım kitabı var. Gidiyorsunuz bir mağazadan alıp bir çamaşır makinesi alıyorsunuz. Bir bulaşık makinesi alıyorsunuz. Ambalajını açtığınız zaman üzerinden bir kılavuz kitap, tanıtım kitabı çıkıyor mu çıkmıyor mu? İşte siz o cihazı o kitaba göre tanıyorsunuz. O cihazdan iyi bir randıman almak için o cihazı neye göre çalıştırıyorsunuz? O kılavuz kitaba göre. Ben kendi anlayışıma göre çalıştırırım dedin mi o cihaz ya yanar ya patlar. Kılavuz kitap. Kitapsız makine yok. Kitapsız süpürge yok. Kitapsız aspirin yok. Kitapsız alet yok. Kitapsız Müslüman olur mu?
Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih dediği bu. Hangimiz Allah'ın kitabına göre yaşıyoruz? Hangimiz Allah'ın kitabına göre kalkıyoruz? Hangimiz Allah'ın kitabına göre yatıyoruz? Hangimiz Allah'ın kitabındaki hudutlara riayet ediyoruz? Hangimiz amentüye göre yaşıyoruz? Hangimiz amentüyü hayatımıza prensip etmişiz? İşte bundan dolayı kitabımız en mükemmelken, peygamberimiz en mükemmel peygamberken, dinimiz en mükemmel din iken, yeryüzünde sürünen insan Müslüman, ezilen insan Müslüman, dövülen insan Müslüman, üniversite kapısında çiğnenen insan Müslüman. Allah'ın kitabı bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. Açıp da ne diyor diye bakan yok. Değerli Müslümanlar, işte bundan dolayı ya eyyühellezine amenu aminu. Madem ki iman etmişsiniz, öyleyse imanın icabını yerine getiriniz. Nasıl Kur'an hangi hayatı teklif etmişse onu yaşamanın çabasını veriniz. Düşünün Allah aşkına, en azından günde 5 defa Kur'an bizi Allah'ın huzuruna çağırıyor mu, çağırmıyor mu? En az günde 5 defa. Allah'ın bu emrine uyan insanların nispetini, oranını hesapladınız mı? O kadar azaldı ki, günde 5 defa Allah'ın huzuruna gelenlerin sayısı her gün azalıyor. Dökülüyor, sökülüyor. Ve ilahi emirler çiğneniyor. Günde Cenab-ı Hak'ın koyduğu 5 tane hudut var. O hududu abdest alıp namaz kılmadan geçemezsin. Sabah namazı hududu, öğlen hududu, ikindi hududu, akşam hududu, yatsı hududu. Bütün bunları abdestsiz namazı çiğneyenler var mı yok mu? Allah'tan ne bekliyorsunuz? Allah'tan beklediğiniz nedir? Allah'a kulluğumuz ne kadardır ki ne beklemekteyiz? Bunları düşünmek zorundayız ve kendimizi bunlara ayarlamak zorundayız. Vallahi mezara girer girmez, madem ölümü öldüremiyorsunuz, madem kabirin kapısını kapatamıyorsunuz, madem dünyadan gitmeyi önleyemiyorsunuz, öyleyse o aleme göre yaşamanın mücadelesini veriniz. Kabir kapandığı zaman ve kabiri defin olayını hazırlayan insanlar kabir kapısından ayrılıp uzaklaşmaya, evli evine, köylü köyüne döndüğü zaman siz gömdüğünüz o insanın başıboş mu kaldığını zannediyorsunuz? Yani toprağa emanet ettiniz, adamın işi bitti, bir otelde yatar gibi yatacak, mahşer sabahı kalkacak, doğru cennete mi gireceğini sanıyorsunuz? Hayır. Elimizde ilmihal kitapları, akaid kitapları, amentüyü açıklayan yığın yığın eserler var. Okumuş olsaydık bunların hepsi bilinecekti. Ne diyor Efendimiz? Değerli kardeşler, nerede yaşarsak yaşayalım, bunun mekan farkı yok, zaman farkı da yok, makam ve mevki farkı da yok. Cumhurbaşkanlığı köşkünde, Çankaya köşkünde oturan adam da tabutun içine girecek, gece bekçisi de tabutun içine. Öyle mi değil, yalan mı söylüyorum? Sonuç değişmiyor. Öyleyse tabutun içine girmeyi önleyemiyorsunuz. Ölümü öldüremiyorsunuz. Dünyadan gitmem diyemiyorsunuz. Ben Azrail'e can emanetimi vermem diyemiyorsunuz. Öyleyse bu işin icabına bakalım. Allah'ın Resulü buyuruyor ki innel meyyite izâ vudu'a fî kabrihi. Meyyit malum ölü demek. Ölmüş insan kabrine konduğu zaman ve tevella anhu ashabuhu, o ölünün arkadaşları mezarın başından ayrılmaya başladıkları zaman gidiyorlar. İşte o dakikadan itibaren hadise başlıyor. Peygamberimiz resmen haber veriyor. Peygamber demek haber veren demek. Peyam, Farsça'da haber. Peygamber haber getiren demek. O habere kulak asmak zorundayız. İnnehu yesme'u kar'an alihim. O andan itibaren kabre defin edilen meyyit tekrar dirilmiştir, uyanmıştır. Mezar başından giden arkadaşların sesini vallahi işitmektedir diyor. Olay başlamıştır. 2 tane melek gelecektir diyor. Melek,
İşte melek amentü billahi ve melaiketi, işte şimdi çıktı ortaya. İki melek gelecektir. Birinin adı Münker, öbürünün siz söyleyin Nekir. İki melek gelecek ve üç tane soru soracak diyor. Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor bunları. Lütfen dinleyin, kabul edin. Üç tane soru soracak. Men Rabbüke ve men Nebiyyüke ve ma dinüke. Üç soru. Bu üç sorunun cevabına göre kıyamete kadar bekleme tarzınız orada teşekkül edecek. Men Rabbüke, Rabbin kimdir? Bu sadece basit bir test imtihanı gibi, suali gibi değil. Rabbim Allah'tır derim geçerim diyemezsin. Rabbim Allah'tır demen için günde beş defa Allah'ın huzuruna gelmek mecburiyetin var. Günde beş vakit namaz kılmayanlar mezarda Münker Nekir dediğimiz iki meleğin Rabbin kimdir sualine Rabbim Allah'tır diyemeyeceklerdir. Öyleyse neye yaşıyorsunuz? Niçin yaşıyorsunuz? Bana söyleyin cevabını. Yaşamanın ne anlamı var? Az yaşasın, çok yaşasın bir kişi, akıbet dünyadan gitmektir işi. İşin sonuna bakın. Başında bir şey yok bu işin. Eğer dünyada kalmak imkanı olsaydı, servetiyle, trilyonlarıyla dünyada kalmak mümkün olsaydı, Vehbi Koç dünyada kalırdı da gitmezdi, servetini verir ölmezdi. O gittikten sonra senin gitmemen mümkün değil. Değerli kardeşler, cümlemizi Rabbim bu duygularla zihnimizi Rabbim meşgul eylesin. Zihin bununla meşgul olacak. Öyle şeylerle zihnimiz meşgul ki beş para etmez. Ebedi saadetimiz buna bağlı, cennetimiz buna bağlı, huzurumuz buna bağlı. Dünyada ve ahirette huzurumuz vallahi buna bağlı. Bakın, huzursuz bir toplum olduk. Dünyadaki huzursuz toplumların başında Türkiye geliyor. Huzursuz. Kimsenin kimseye güveni kalmadı, aldatma, efendim, hırsızlık, yolsuzluk, pislik, yalan, dolan, dümen, siyaset yalan, ticaret yalan. Huzursuz bir toplum. Bu huzursuzluğun giderilmesi için amentüye göre yaşamak zorundayız. Allah böyle bir hayata amentüye göre, Kur'an'a göre yaşamaya Rabbim bizi muvaffak eylesin. Ezan okundu, uzatmayayım. Haftanın sonu Cuma'ya bağlandığı için bankalar Cuma günü kapanıyor, akşama kapanıyor. Yolcular Cuma'ya göre yoluna hazırlıyor. İşçilere ücret Cuma'ya göre. Yani Cuma gibi kutsal bir günümüzü öyle bir sıkıntıya sokmuşlar ki kıpırdayamıyoruz. 5 dakika uzatamazsınız, mümkün değil. Allah-u Teala deminden beri anlatmaya çalıştığım Allah'ın yemin ettiği Yasin vel Kur'anil Hakim dediği kitaba göre yaşamaya Rabbim bizi muvaffak eylesin. Rızasından, rahmetinden ayırmasın. Bizi kulluğundan başka yola, başka istikamete sevk etmesin. Bu vesileyle zaman zaman hastalar olan kardeşlerimiz, hocam cemaat-i müslimine söyleyin, dua etsinler diye bize emanet bırakıyorlar. Bu vesileyle Rabbim ehli imanın bütün hastalarına en yakın zamanda şifalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerimizi Rabbim kalas eylesin. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı, alemi İslam'ı afetlerden, felaketlerden muhafaza buyursun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.